Çocukluk, daha sonra duyduğum, öğrendiğim, anımsadığımı sandığım ayrıntılar bir yana Cenevre günlerinin yani çocukluğumun mutlu bir çocukluk olmadığını düşünüyorum. Bolluk içinde sevecen bir ailede gözlerimi açtım. Evin içinde ve dışarıda her şey tertemizdi. Çocuk gözlerim dünyayı yepyeniliğin cilası içinde görüyordu. Besbelli yine de ölmekle dünyadan ayrılmak kadar zordu doğmakla dünyaya alışmak. Eşyalarla sözcükleri birbirine bitiştirmek, uyanıklıkla uykuyu bağdaştırmak, küçüklükle büyüklüğü ayırt etmek, daireyle yuvarlağın bir aradanlığına katlanmak, yaşlıların bebekten bekledikleri sahtelikle zorlanmak, bebekliği taklit etmek, acayip söz kırıntıları yumurtlamak, ufacık olmanın çaresizliği içinde, vücicliklerine olur olmaz öpücüklerine evirip çevirmelerine soyup giydirmelerine katlanmak elden ne gelir olsa olsa ciyak ciyak ağlamak bu zorlamalara karşı erken çok erken başlayan var olmanın şaşkınlık duygusu gündüz gece sevinçle korku karması renkler düşler kokular yemek gülmek hepsi birden ne zor kendi kendinin kendiliğin bedenin sınırlarına alışmaya çalışarak iç orada başlıyor. Dış neresi acıtıyor, neresi yakıyor, neresi sevdiriyor eli. Yaklaşa yaklaşa, duyula duyula, koklana koklana, evdeki koltuklara çarpa çarpa, acı duyula duyula benliğe sınır çizmek. Çarpa çarpa. Dünyaya gelmek, dünyadan gitmek kadar zor. Çok sonra bilecektim ki doğumla ölüm bir ikiz. Uzaklık yakınlık aldatmacası var. Dadımla gölün öbür yakasına gezmeye gidilince evlerin, ağaçların, insanların bizim evin balkonundan gözüktükleri gibi küçük olmadıkları ortaya çıkıyor. Ona karşılık Mezon Royal, hele tepesindeki kartal o sahilden bakılınca önemsiz bir benek oldukları anlaşılıyor. Hem neden Arif başka Leyla abla başka, annem başka. Başkalığa da alışmak az zahmetli değil. Onlar hadi neyse aksi gibi her eşyanın başka bir adı var. Hem de bu adların uydurma oldukları besbelli. Değil mi ki her dilde başka? Dünyada olmanın zorluğunu yaşamak zorlanıyorum. Baskı altındayım. Yap yapma cinsinden buyruklar altındayım sabahtan akşama kadar. Dilemediği bir tuzağa düşen her bebek yokluğun bağırıp çağırmalar, öpücükler, çimdikler altında. Tek savunma, ciyak ciyak bağırmak, avaz avaz ağlamak, iyilikten değil tedirginlikten kurtulmak için ninnilere vuruyorlar işi o sersem büyükler. Karşılıklı bir çeşit savaş, ne macera. Büyükler, çocuk isterler illa, bir de bebeklere sorun. Dilleri yetse büyükleri istiyorlar mı bakalım? Mutlu çocukluk bir masal dünyaya gelmek, dünyadan ayrılmak kadar çetin bir iş aslında. Büyümüş olmanın belalarından avunmak için uydurduğumuz bir efsane. Peki birdenbire nedensiz bebeğin dudaklarında, gözlerinde beliren o gülümseme. Ne ki öyleyse. Dadım daha doğrusu süt ninem. Sakızlı mı, rodoslu mu unuttum. Örgülü simsiyah saçları yüzünü çerçeveleyerek arkadan yuvarlanıp topuzlaşıyorlar. O toza benzer siyah takkesi de var. Uzun ve bol etekleri üstünde. Beyaz önlüğü ve yakası hep tertemiz. Kolalı, kusursuz. Biraz iri, güzel bir kadın. Dadım müthiş sinema meraklısı. Çocuklara, hele küçük çocuklara kesinlikle yasak olan sinemalarda belki bahşişler vererek iki matinesine de yapıp yapıp sokar beni. Ve böylece tangur tungur bir piyano eşliğinde New York'un Esrarı adlı sessiz film dizisini yüreğimiz ağzımızda seyrederiz birlikte. Dil bilmediği için altyazıları okuyamaz. Olsun, anlıyor her şeyi. 1918'den sonra Avrupa az buçuk barışa kavuşmuştu ama Türkiye'de, Asya'da, Afrika'da daha iş bitmemişti. Osmanlı yenik düşüyordu. Balkanlarda, Arabistan'da bir avuç ihtilalcinin megaloman düşleri yüzünden Gün geçtikçe o yıllarda o yaşta olan bitenleri boz bulanık anlıyor ya da anlar gibi oluyordum biraz. Alman kartalının Fransız horozuna yenilmesine sevindiğimi anımsıyorum. Evde artık Paris'e gitsek sözleri sık sık duyuluyordu. Hele genç kuşak biraz taşla saydığı Cenevre'den bıkmış olmalıydı. Paşalar da dağılıyordu yavaş yavaş. Abidin'in Fransızcası. Okulu bakımından da iyi olur demişti annem. Kusursuz bir Cenevre Fransızcası konuşuyordum gerçi. Parkta oynadığım kız arkadaşlarım, sokak arkadaşlarım bana yetmişti. Türkçem de fena değil. Ailemin hele annemin konuştuğu akıcı Türkçeden iyi hoca mı olur? Ayrıca evde Marigo, Evdoksiya, Dedem ve aşçıbaşı ile konuşulan Rumcayı da bellemiştim pekala. Doğuştan üç dilden birden düşünebilmenin, konuşabilmenin, sözcük bulabilmenin keyfini sürüyordum. Çünkü aynı eşya başka bir dille isimlendirilince adeta başka renklere, kokulara bürünüyor. Başka tatlar kazandırıyordu. Deniz başka, damar başka, talassa bambaşkaydı elbet. Böylece dünyayı sanki üçle çarpıyordu. Resimde birkaç dil ya da tür kullanmam bu yüzden mi dersiniz? Her neyse Paris'in kapıları açılacaktı çok geçmeden. Çam memleketinde otlayan koyun ve kuzuların Çağaloğlu'nun gayretiyle. Paris'te bir çocuk olacaktım birkaç yıl. Bir değişiklik daha. Diller aynı olsa bile Paris Cenevre'ye hiç benzemiyordu. Başka bir kişi olacaktım, başka bir abidin. Molitor sokağında Abidin Dino Kısa Hayat Öyküm Abidin Dino İstanbul doğumludur. Birinci Dünya Savaşı sırasında ailesi Avrupa'da seyahatte olduğundan bir süre Cenevre'de bulunmuş. Bu nedenle çocukluğu İsviçre ve Fransa'da geçmiştir. Ailesiyle birlikte 1925'te İstanbul'a dönmüştür. Robert Koleji'nde öğrenim görmeye başlamış ancak sanata olan ilgisi nedeniyle öğrenimini yarıda bırakıp kendini resim karikatür alanında geliştirmeye başlamıştır. İlk çizimleri 1930'lu yıllarda Yarın gazetesinde yayınlanmıştır. 1952'de Paris'e yerleşmiştir. Zaman zaman Türkiye'de kişisel sergiler açan Abidin Dino 1993'te Paris'te yaşamını yitirmiştir. Eserleri Kısa hayat öyküm, Sensiz her şeyi renksiz. Sinan 7 tepe öyküleri.